Merhaba arkadaşlar. Aşık tarzı halk edebiyatı ile birlikteyiz. Aşık tarzı halk edebiyatı, din dışı konuları işleyen ve aşık denen saz şairleri tarafından oluşturulan halk edebiyatı ürünüdür. Bu edebiyatın yaratıcıları usta çırak ilişkisiyle yetişen gezgin yani aşık ozanlardır. 15. yüzyılın sonlarına doğru halk, Anadolu'da göçebe hayattan yerleşik hayata geçmeye başlamış. Böylece halk şiirinde ozanın yerini aşık, kopuzun yerini saz almıştır. Aşıklar genellikle okur yazar değillerdir. Aşıklar köy, kasaba, şehir ve asker ocaklarında yetişir. Konu genellikle doğal güzellikleri, aşk, sevgi, özlem, gurbet, yoksulluk gibi konulardır. Hece ölçüsünün 8'li ya da 11'li kalıpları kullanılmıştır. Aşık edebiyatında asıl ölçü hece ölçüsü olmasına rağmen şehirli bazı aşıklar aruz ölçüsünü kullanarak şiirler söylemişlerdir. Divan edebiyatı etkisiyle Avruz'la da şiir yazan şiirli aşıklar, divan, selis, kalenderi, vezne ahir ve satranç gibi nazım biçimlerini kullanmışlardır. Burası çok önemli. Burada genellikle bir sınav sorusu arayın. Daha çok yarım kafiye kullanılmıştır. Cinaslara yer verilmiştir. Şiirlerin son dörtlüğünde şairin tapşırması yani mahlası kullanılmıştır tapşırma önemli bir kelimedir. Kullanılan dil halk dilidir, söyleyişi yalın, sade ve özlüdür. Aşık edebiyatına ait şiirler, meraklı dinleyiciler tarafından cönk adı verilen defterlerde toplanmışlardır. Cönkler bir çeşit şiir antolojisi sayılabilir. Aşık edebiyatı nazım biçimleri koşma, semai, varsağı, destandır. Burası başlı başına bir sınav konusudur. O yüzden buraya dikkat edelim. Aşık edebiyatı nazım biçimlerini koşma, semai, varsağı ve destan olarak dörde ayırıyoruz. Aşık edebiyatı nazım türleri güzellemeler, koçaklamalar, taşlamalar, ağıtlar gibi konulardır. Aşık, halk edebiyatında 16. yüzyılın başından itibaren görülen şair tipidir. 16. yüzyılın başı. Aşık'ın şairlik gücünü rüyasında Pir'in sunduğu, aşk badesini içmekle ve sevgilisinin hayalini görmekle kazandığına inanılır. Evet aşık olması için rüyasında pirin elinden bir bade, aşk badesi içmesi ve sevgilisini hayalinde görmesi gerekir. Burası son derece önemli sınav için bir bilgi. Rüyada genellikle aşık adayının karşısına bir sevgili veya saz çıkmaktadır. Rüyalarının süsü ak sakallı bir derviş. Şurayı hemen alalım. Bazen bir Bazen de üç dolu bardak verir. Pir dolusu deriz biz buna. Bardan rüyada tas halinde görülmesine de sık sık rastlanır. Ozanlara rüyada sunulan tasların içindeki mailere aşk dolusu denir. Burası önemli. Aşık pirin elinden bu badelerden içmektedir. Fars edebiyatının etkisiyle bade adını da almaktadır. Bunlar erlik, pirlik ve aşk badesi diye adlandırılır. Aşıklarımız genellikle bir usta aşığın yanında yetişirler. Ondan hem usta değişlerini hem de sanatın icrasına ilişkin yol ve yöntemleri öğrenir. Aşık meclislerinde kahvelerde bu ustaların sanatlarını icra ediş biçimlerini yeterince kavradıktan sonra ustalaşan ozanlar da kendilerine çırak alırlar ve gelenek bu şekilde devam eder. Aşıklık geleneğinin gelişmesindeki en önemli evre atışmalardır. Atışmalardaki amaç yarışmak ve kazanmaktır. Aşık bilgi, duygu ve becerisini bu atışmalarda gösterir. Atışmalarda değişme, en az iki aşık karşı karşıya gelir. Mecliste sunulan saygın bir kişinin ya da usta bir ozanın ayak söylemesiyle atışma başlar. Ayak söylemesi. Aya yani uyağa uygun dörtlük söyleyemeyen aşığın yenilgisiyle atışma sona erer. Bu arada ayak söylemenin bir uyak olduğunu da öğrenmiş olduk. Aşık Edebiyatı'nın başlı unsurlarından birisini hikaye anlatımı oluşturur. Saz şairleri içerisinde geleneğe bağlı olanların çoğu aşık meclislerinde hikaye anlatırlar. Bir kısım usta saz şairleri ise bir yandan ustamalı halk hikayeleri anlatırken, bir yandan da kendi düzlükleri, ürettikleri hikayeleri anlatırlar. Aşk edebiyatı kökü çok eskilere dayanan bir gelenin zinciridir. Bu edebiyatın içinde yer alan isimlerin geleneğe göre uymaları gereken bir takım kurallar vardır. Bunu yerine getirmeyen kişi aşık sayılmaz ve dolayısıyla saz çalıp şiir söyleme hakkı kazanamaz. Aşıklık gelenekleri şu şekilde sıralanabilir. Rüya sonrası aşık olma yani badi içme, usta çırak ilişkisi, mahlas yani tapşırma alma, aşık karşılaşmaları Lep değmez tarzı söyleyiş. Askı yani muamma bir bulmaca vererek onu çözmesini istemesi. Dedim dedi tarzında karşılıklı söyleyiş. Tarih bildirme, nazire söyleme, saz çalma.